ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Bir de bana sor. Dün bugün yarın da yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Yaz geldi. Biz de sezonun son bölümlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Bu hafta konumuz müzik ve çok değerli müzisyenleri burada dün bugün yarın da ağırlıyoruz. Biliyorsunuz gündemde bir ses yarışması var. Orada 100 jüri üyesi var. Bu 100 jüri üyesinden 3'ü bugün dün bugün yarındaki konuklarımız. İlk olarak opera ikizleri olarak tanınan Sinem, benim de çok sevdiğim eski arkadaşlarım Sinem Didem Balık kardeşleri ağırlıyoruz. Hemen kendilerine dönüyorum. Merhaba. Ben arada hep böyle karıştırırım. Didem kimdi, Sinem kimdi diye ama beni uyardılar. Bu şahane mavi kostümde gördüğünüz kişi Didem Balık. Merhaba. Ve hemen yanında da çok sevdiğim arkadaşım Sinem Balık var sayın seyirciler. Avrupa'da adınızdan başarılarınızla söz ettirdiniz. Türkiye'yi de çok güzel temsil ettiniz yıllar boyunca. Opera Twins yani opera ikizleri olarak tanıyor. Evet. Bugüne gelmeden evvel ben hep programın başında bir geçmişe giderim. Çok güzel. Geçmişe gittiğimizde ta o küçüklük yıllarınızdan artık ne hatırlıyorsanız ilk olarak sormak istiyorum. Müzikle ne zaman nasıl tanıştınız? Televizyonda mı bir şey izlediniz, bir konser ya da radyoda duyduğunuz bir parçadan mı etkilendiniz? Nasıl başladı? Aslı Gül çok ilginç bir şey anlattılar geçen gün bize halalarımız. Çocuklar böyle çizerler ya, resim çizerler. Biz çok küçükken, 2,5 yaşındayken böyle çok süslü kadınları çizmişiz ve büyük bir bina çizmişiz. Oraya giden insanlar varmış. Ne bu demişler bize, biz de opera binası, operaya giden insanlar demişiz. Tabii ki bunun nereden geldiğini gerçekten bilmiyoruz. Onlar nasıl da çok duyduk bunu, nereden biliyoruz bilmiyoruz gerçekten. Çok hoşumuza gitmişti bunu anlattıklarında. Bir de 3 yaşındayken ailemiz bize bir piyano aldı. Tabii o zaman daha okuma yazma bilmiyoruz. Bize renklerle çift el piyano çalmayı öğretmişti öğretmenlerimiz. Onun için o yaşlarda kulağımız eğitilmeye başlanmış diyebiliriz. Peki hanginiz daha meraklıydınız? Yani merakınız aynı derecede miydi ikizler olarak? Ben onu söyleyebilirim. Söyleyeyim mi? Sinem konservatuvara gitmek istedi. Sesimiz çok güzel olduğunu söyledi insanlar. İşte çok lise çağlarında da hep şarkı söyledik. Lisede insanları ağlatıyorduk. Biz şarkı söylediğimizde insanlar ağlıyordu. Sinem konservatuvara gitmek istedi. İyi tamam sen git dedim ben de ona. İlk önce Sinem gitmek istedi. Esasında lisede çok ilginçti Aslı Gül. 5 tane parça biliyorduk biz. Hep onları söylüyorduk ve mesela kapı çalıyordu, öğretmenim ikizleri alabilir miyiz? Bizim ders boş da onlar bize bir şarkı söylesin diyorlardı. Öğretmenler de tamam diyordu, biz gidiyorduk şarkıları söylüyorduk. Hangi şarkılardı? Ayrılık, Fikrimden Geceler. Telli telli telli. Evet, telli turna. Bir de olmasa mektubum. Aa. Yazdıkların olmasa. Gerçekten de ağlatır bunlar. Böyle oldu işte, arada bile söylüyorum. Ama ne eski ne değerli parçalar. Değil mi? Ne kadar emeklerle yapılmış, yazılmış. Peki daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldunuz. Yine birlikte Viyana'da opera eğitimi aldınız. O süreçte kardeşim gider ben kalırım endişesi hiç yaşadınız mı? Nasıl hazırlanırdınız bir de sınavlara, o dönem çok merak ediyorum. Çok güzel sorular yalnız. Teşekkür ederim. Hazırlandık. Evet, kimsenin sormadığı soruları soruyorsun. Teşekkürler. Şimdi şöyle oldu. Biz konservatuvardayken bir İtalyan sanatçı, Lia Lanteri adında çok ünlü bir sanatçı geldi. Ve dedi ki ajansım olsa, ben ajans sahibi olsam, yani biliyorsunuz mankenlik ajansları gibi çalışıyor. Avrupa'da da sanatçı ajansları var.
Ben dedi ilk önce Didem ve Sinem'i alırım. Onlarla beraber Avrupa'yı, Amerika'yı açarım onları dedi. Çünkü çok yetenekliler ve bunu dünyanın tanıması lazım dedi. Ve bizim kafamızda ilk Didem ve Sinem'in Avrupa'ya gitmesi mi ne, nasıl yani falan. Benim bu o esnada sınıfta bırakıyorlar. Tembel öğrenci şeyi görüyorum falan. İlk o şekilde bir kafamızda Didem, Sinem, ikizler gidebilir imajı oluştu. Ve biz de bunun üstüne gittik. Çok çalıştık değil mi? Esasında ilk dediği şey doğru fakat değerimizi anladık yani. Çünkü Didem'in mezzo soprano olması benim soprano olmamla bizim dünyada ikinci, Türkiye'de tek ikiz opera sanatçıları evet, olmak genelde gibi bir özelliğiniz. Aynı ses rengine sahip evet, olurlar. Didem mezzo soprano, evet, sen soprano. Benim halam sopranodur bu arada. O da çok değerli bir opera sanatçısıdır. Buradan sevgili halam Nurten'a sevgilerimi iletiyorum. O da her hafta izler benim programı. Ne kadar güzel, saygılar. Ben de mezzo sopranoymuşum ama hep haber sunum. Hiç öyle bir ses terbiyesi derler değil mi? Eğitimi diyelim. Evet, ses eğitimi olmadığı için çok isterdim. Seninle çalışırız arkadaşım. Evet. Sesim böyle yukarılara çıksın, böyle insin. Tamam, yaparım. Ne güzel ama. Olurdu. Aynı ses rengine sahip olmayan ikinci ikizlersiniz öyle mi dünyada? Evet, bunu bize Lia Lantieri söylemişti zaten. Biz de Avrupa'ya burslu gittiğimizde tabii ki çok merak ediyorduk yani bir kişiden bunu duymak. Daha sonra Placido Domingo ile tanıştık ve onunla çalışma fırsatı bulduk. Orada da evet o da dedi yani ben hiç görmedim dedi yani o birincileri bile bilmiyordu esasında. İtalyanlar ve onlar zaten çok uzun zaman önce yaşamışlar. Biz hep birlikte konser de yaptığımız için yani hep aynı sahneyi paylaştığımız için böyle bir özelliğimiz olduğunu öğrendik. Ne güzel. İtalya deyince, opera deyince aklıma çok değerli bir opera sanatçımız da geliyor. Leyla Gencer. Sevgili Leyla Allah Gencer. Rahmet Allah rahmet eylesin. Ben de röportaj yapmıştım onunla yıllar evvel. Olsun. Yıllar evvel. Benim nefesim kesilmişti tanıştığımızda. Ne kadar İnanılmaz o da harika bir şekilde ülkemizi temsil çok, etti yurt dışında büyük başarılar. Bir anınız var mı Leyla Gencer'le? Evet var. biz devlet bursuyla gittik biliyorsun Aslı Gülcüm. Ve zamanın Kültür Bakanı İstemeyen Talay Bey biz İki gün sonra Viyana'ya yerleşmeye giderken bizi aradı ve dedi ki Leyla Gencer'in yarışması var. Siz gelin oraya ben sizi Leyla Hanım'la tanıştıracağım. Tamam dedik biz çok heyecanlı gittik. Leyla Hanım'a bizim yanımızda dedi ki yani ikizler İtalya'ya gitseler sizin yanınıza gelseler Viyana'ya gönderiyoruz onları dedi. Leyla Hanım da tabii ki çok naif bir şekilde dedi ki yani çocukların artık kaderi çizilmiş ben hemen şimdi onları alıp İtalya'ya götüreceğim demem çok yanlış olur dedi. Biz de saygıyla karşıladık. Evet. Bunu bize söylemesi bile bizim için çok önemli. Ne güzel de duayen bu isimle bir anınız olmuş. Bizim duayenlerden bir de Ahmet Ertegün'le olan bir hikayemiz var. Sen onu çok hatta iyi bilirsin. Hatta Ahmet Ertegün rahmetli olduğu hafta bir başka kanalda üzerine program yapmıştım. Birlikteyiz. Siz de gelip anılarınızı anlatmıştınız. Aynen. Ne olur buradan da bir kez daha dinleyelim. Evet. Yıllar geçti. Çok. Şimdi saygıyla anıyoruz tabii kendisini. Türk insanı olarak dünyada çok işler yaptılar bu insanlar. Türkiye'yi çok duayenler. Bu duayenler. Şimdi biz Amerika'ya gittik. Amerika'da konser vermek için birkaç konserimiz arka arkaya var. Ve bir konserimizde de kendisi oradaydı. Bizi tabii hemen tanıştırdılar. Ve dedi ki biz yarın dedi işte şu saatte bekliyorum Atlantic Records'a dedi. Biz de hemen Sinem'le hazırlandık gittik. Orada kocaman böyle bir piyano vardı başta. Siz egzersiz yapın dediler bize. Ondan sonra içeri alacağız sizi. Orada da çok enteresandı değil çok mi? Çok enteresan yani 5-6 kat ve fuayenin içindeyiz. Biz sesimizi açıyoruz. Bütün kapılardan rapçiler çıkıyor, rockçular çıkıyor. Evet, ne heyecanlı değil mi? Biz sesimizi ne güzel sesler açıyoruz çünkü ya. Ahmet Ertegün bizi dinleyeceğiz diyoruz. Bravo yürüyün falan böyle. Bu arada heyecanlısınız. Çok heyecanlısınız değil mi? Sonra Ahmet Ertegün'ün odasına aldılar bizi. Dedi ki Ahmet Bey gelecek siz söylemeye başlayın dedi. Ben de hemen orada uyanıklık yaptım. Dedim ki Sinem dedim kesin buradan bizi seyrediyor diye bir yerlerden dinliyor. Çok güzel söyleyelim dedim. Ondan sonra tamam dedi biz böyle bir kapı gördük. Bir kapı gördük kapıya doğru şarkı ve bir anda böyle ooo diye çıktı böyle bizi alkışlayarak. Ne güzel hissetmişsiniz. Ay, inanılmaz böyle yapmışsınız. Biz profesyonel olarak hiç kesmedik. Parçamızı bitirdik. Ondan sonra o da bekledi. Ve dedi ki siz yani Opera Twins isminiz çok güzel dedi. Ben dedi bir şey düşündüm. Eğer hit parça bulursam size bir albüm yapmak istiyorum. Atlantic Records'tan dedi. Biz tabii ki havalara uçtuk. Bu şekilde oldu. Ömrü vefa etmediği için maalesef. Öyle bir şey. Evet bizim de
çok üzüldüğümüz bir konudur bu. Beklenmedik kendisiyle. Bir şekilde evet. değil Aynen, mi? Evet, hayatını kaybetti. Çünkü o yaşına rağmen ne çok, kadar çok, çok enerji aktifti, dolu, çok. Sosyal, evet. sürekli seyahat eden ve birçok değerli sanatçıyı Kesinlikle. Yurt dışında keşfetmiş çok değerli bir müzik insanıdır Doğru. Ahmet Ray Ertegün. Ray Charles düşünebiliyor musunuz? Tabii ki yani. Ray Charles. Quincy Jones'la da o Agatha, da çalıştı evet. değil mi? Franklin Hı-hı. değil mi? Evet. Yani ne kadar evet. güzel buradan onu da anmış olduk. Evet. Allah rahmet eylesin. Peki sizin Türk insanına klasik müziği sevdirmeye niyetli olduğunuz, kararlı olduğunuzu söylüyormuşsunuz. Evet yıllardır söylüyoruz. Evet sen eski arkadaşımız olduğun için hep öyle bilirsiniz. Evet. Peki sevdirdiniz mi? Biz şöyle cevap vermek isterim buna. Biz opera sesiyle şarkı Hı-hı. söylüyoruz ve... konserlerimizde bilinen opera parçalarından şarkılar da birlikte düetler yapıyoruz, tek tek şarkılar söylüyoruz. Fakat şu anda farklı repertuar ve projeler içerisindeyiz Hı-hı. Aslı Gülcüm. Bir tanesi mesela Aşk ve Tango, Aşk evet. ve Nostalji. Nostalji dediğimiz zaman Hı-hı. o eski senin de çok sevdiğin İtalyanca parçaları evet, evet. Türkiye'de alıp onları Türkçe söz yazmışlar tekrar Hı-hı. üstlerine biliyorsun. Aranje dönemi. Aranje dönemi. O dönemi seslendirmeyi Hı-hı. çok seviyoruz. Orada o albümde Al Pacino'nun filmi vardı. Orada. Scent of a Woman. Evet. Evet. Kadın kokusu diye evet. çevriliyor. Evet. Orada harika bir parça var. Evet, Aşk ve Tango. Evet. Albümden evet. bahsediyorsun. Evet, çok Aşk ve Tango albümümüzden evet, bahsediyorsun. Evet, evet, evet. Onu harika. Çok keyifle Siz de harika seslendirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Peki, biraz da şarkı yarışmasına gelelim. Tamam gelelim. Bu yarışmada özellikle kostümleriniz de çok dikkat çekiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Biz sana öyle geldik o yüzden. Siz her daim harikasınız ama böyle bambaşka olmuş. Taçlar, taç fikri nereden çıktı? Neden Şimdi, taç? Ben taç çok severim. Siz evet, de takıyorsunuz biz de çok diye seviyoruz. Ben de küçük bir çok tane taktım burada. Biz yıllar önce dünyanın en ünlü balosu Avusturya'da Viyana şehrinde, Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyanın en ünlü balosu olan Life Ball'de açılışını yaptık Sinem'le ikimiz. Açılış şarkısını biz söyledik ve bunu 50 ülkede 500 yayın organı yayınladı ve yaklaşık 2 milyar kişi bizi canlı yayında seyrettiler. Bazen böyle düzeltmeye çalışıyorum. Gerçekten 2 milyar kişi ne canlı yayında seyretti. Ne zamandı bu? 2013 yılında. 2013 yılında Türkiye'de oldu. Türkiye'de verildi mi? Hayır, verilmedi. Ondan sonra çok üzücü. Ama tabii onun bazı nedenleri de vardı. O zamanlar Türkiye çok karışık bir dönemdeydi hatırlarsan. Ama neden? Yine de. Biz de lütfen yaramıza basma. Ben üzülüyorum buna evet, çok. Biz çok de üzülüyorum. Üzüldük açıkçası. Çünkü burada emek var. Çünkü o zaman 21. yılıydı bu Life Ball'in ve ilk Türk biz çıkmıştık kardeşimle. 21 yıldır hiç Türk çıkmamıştı. Zaten bu ve açılışını son Türk'tü, biz evet, olduk. Son Türk'tü galiba biz olduk. İlk açılış şarkısını Hı-hı. bizim söylememiz muhteşem oldu. Orada da kocaman taçlarımız vardı. Böyle Hı-hı. avize kadınlar rolündeydik ve 200 Şamdan tane köle. Kadınlar Şamdan vardır kadınlar vardır ya bir gece masallarında. Evet. Onu canlandırdık. Ve 200 tane için... köle bizi çekiyordu şeyde tahterevanda böyle 6 metre tahterevanın üstünde. İzleyicileriniz YouTube, yani bütün kanallardan bulabilirler onu. Ve bizi 200 tane köle çekiyordu. Biz yapımcı firmaya bunu seyrettirdiğimizde hı hı. muhteşem dediler. Yani sizi böyle taçlarla görmek istiyoruz. Hı hı. Peki dedik. Onlar sponsor buldular. Hı hı. Bu kıyafetlerin de sponsoru bulundu ve biz bu şekilde her hafta acaba bu hafta ne takacaklar kafalarına diye soruyorlar. Jüri üyeleri de dahil. Geliyorlar böyle ne takacaksınız? Her sete gibi. Size bir sürpriz oluyor mu peki? Yok hayır biz birebir emek içindeyiz. Bu taçlarla birlikte zaman zaman biz de gidiyoruz. Biz de fikirlerimizi söylüyoruz. Evet. Çok naif, çok tatlı bir kız. Ama çok güzel de yüzünüze gözünüze de vuruyor renkleri. Çok başarılı çok yapılmış. Çok mersi. Harikasınız. Peki genç yeteneklerle bir arada aynı bir ses yarışmasında bulunmak, orada genç yetenekleri tanımak nasıl bir duygu? Gerçekten başarılı yeteneklerimiz var, yetenekli gençlerimiz var, öyle değil mi? Evet, biz çok heyecanla bu programda jüri üyeliği yapıyoruz. Bizim eğitmen yönümüz de var biliyorsun. İkimiz de ayrı ayrı eğitmenlik yapıyoruz. Öğrenci yetiştiriyoruz. Öğrenci yetiştirmemizin çok büyük faydalarını görüyoruz tabii ki bu programda. Çünkü sadece bir sanatçı gözüyle değil, bir eğitmen gözüyle de oraya yarışmaya gelen arkadaşlarımızı değerlendirebiliyoruz. Bu yarışma inanılmaz bir potansiyelle şarkıcıları Türkiye'ye kattı diye düşünüyorum. Ben çok iddialı konuşuyorum bu konuda. Bu yarışma programıyla
Türkiye'de yeni bir devrim başladı. Yeni bir devir başladı. Nasıl bir devir? Bir oktav dediğimizde hani doğadan doğaya küçük sesler dediğimizde o sesler artık şarkı söyleyemeyecek. O kadar kaliteli, o kadar güzel, o kadar ses rejisleri geniş şarkıcılar dinledi ki bu ses, bu kulaklar. Tabii. Ve seyirciler de dahil buna tabii ki. Onların da bir nevi kulakları gelişti diye düşünüyorum. Ve artık o sesleri isteyecekler insanlar. Yani albümde de o sesi dinlemek isteyecekler. Televizyona çıkan sesi de öyle isteyecekler. Daha renkli, daha kaliteli sesler geldi. Bu yarışma programı bence onu kazandırdı Türkiye'yi. O yüzden çok mutluyum. Son olarak genç bu operaya gönül vermiş ya da vermek isteyen, opera sanatçısı olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Bize gelsinler. Şimdi şöyle... Gelsinler tabii sizler çok tecrübelisiniz. Evet biz Türkiye'deki eğitimimizin yanında Avrupa'da da eğitim alıp aynı zamanda işte Placido Domingo, Dolores Zajic, başka birçok ünlü Flores onlarla çalıştık ve insanların bakış açısını, sanatçıların bakış açısını, nelerin istendiğini Avrupa'da gerçekten öğrendik. Deneyimlerimizle bunu yaptık. Bence muhakkak dil öğrenmeleri en büyük. Dil şart. Dil şart, evet. Onu öğrenmeleri gerekiyor ve çok dinlemeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten çok farklı sesler çıkıyor ve operada da ses kalitesi gerçekten çok yüksek şu anda. Onları dinleyip kulaklarına onları yerleştirmeleri ama asla taklit etmemeleri gerekiyor. Kendi seslerini bulmaları gerekiyor. Ben de bir şey söyleyebilirim. Bizim Türk sesleri hep Akdeniz sesi olduğu için çok sıcak geliyor Avrupalılara, Amerikalılara. Tabii ki teknik öğrenmeleri çok gerekiyor. Ama birazcık daha genişleteceğim senin sorduğun soruyu. Aynı zamanda artık pop albümü yapmak isteyenlerin de bu şeyleri, eğitimleri almaları gerekiyor. Ses egzersizleri. Çünkü neden? Ses incecik, küçücük bir kas. Bunu ben hep aynı şeyi söylüyorum öğrencilerime de. Biz artık star yetiştirmeye başladık değil mi? Evet. Sadece şey öğrenci yetiştirmiyoruz. Onlara da diyorum. Yani 2 saat sahnede kalacaksan sen bu diyaframı, bu egzersizleri bunları öğrenmen lazım ki orada sporcu gibisin sen artık. Oraya çıktığın anda hiçbir şey olmaması lazım sesine diyorum. Ancak bizim yaptırdığımız egzersizler, yani opera sanatçılarının yaptırdığı o egzersizlerle bu çalışmalar olup ve onlar sanatçılar da orada çok iyi performans verebiliyorlar. Son soru, günde kaç saat çalışmalı? Günde kaç saat çalışmalıya şöyle siz cevap verebilirim. Bir gözetmen, yani bir hocanın eşliğinde çalışmaları gerekiyor ilk başta. Mesela benim çalıştığım çok yetenekli bir şarkıcı arkadaşımız var. Ben 45 dakikayla başladım. Bir saate yakın parça çalıştırdığımızda daha ileriye saatlere tabii ki bu geliyor. Ben onu bir saatle dinlendiriyorum. Sesin yorulmasın. Bak şimdi yoruldun. Hadi bir su iç, bir bekle, hiç konuşma falan. Hep yönlendiriyorum onu. Gitmiş evde 4 saat şarkı söylemiş ve sesi kısıldı. 10 gün, 15 gün sesi kısıldı. Yani olmaz çok diyorsunuz. Dikkatli olunması gerekiyor. Tabii en iyi eğitmeni bulsunlar kendi şehirlerinde ve onunla beraber hiç zorlamadan çalışmaları lazım seslerini. Yani ses çalışmanın haricinde yapılacak çok şey var. Parça çıkartmak da çok yüklü bir iştir. Parça seçmek, parça çalışmak, parçayı dinlemek. Yani o yüzden bunun saatini kişinin kendisinin belirlemesi gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Didemcim, Sinemcim, Didem, Sinem, Balık kardeşler teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz davetin için. Sağ olun. Yağmurlu bir gündü, tıpkı bugün gibi. Kaybetmiştim seni, taştı göz yaşım, karıştı yağmura. Ben sizden yıllarca sen neyi aradın? Sevgiyi buldun mu yabancı kollarda, mutlu oldun mu? Sensiz yıllarda yaşadım sana. Sensiz yıllarda unutmadım.
Evet, ses yarışmasındaki 100 jüri üyesinden birisi de Ozan Demiralp. Kendisini 90'lardaki hit şarkısından tanırız. Hello Ozan olarak tanıdık. Hello. Ozan Demiralp, hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Sizin müzikle yolculuğunuz çocuk yaşlara dayanıyor, evet, biliyoruz. Yine bir yarışmayla başladı çocuk, evet, yaşlarda. Nasıl bir yolculuktu bu? Biraz anlatır mısınız? TRT İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu, hı hı, müzik yarışmasında zannedersem 6-7 yaşında filandım. İkincilikle başladım. Ondan sonra TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu ile devam etti. Hı. Hemen akabinde konservatuar. 11 sene bir konservatuar macerası. Çalgı eğitimi bölümü. Hı hı. Aslında kanun sanatçısıyım, doğruyu söylemek gerekirse. Gerçi elime uzun süredir almıyorum. Hala çalıyor musunuz diyecektim. Artık o çok nankör bir şey, biliyorsun. Yani, o nedenle mi, hiç mi içinizden gelmiyor, geçmiyor zaman zaman, bir kanunu alsam da aslında, çalsam gibi? Aslında şöyle, özlüyorum arada bir. Ama işte nankördür, hani en az 8 saat çalışmanız gerekiyor günde. Bıraktığınız an o da sizi bırakıyor, size küsüyor. Evlat gibi bir şey, onu çocuk gibi devamlı beslemeniz gerekiyor. Biraz beslemedim ben epeydir. Ama bir ara inşallah elimi alırım. Sonra işte Timur Selçuk'la uzun süre şan eğitimim, hı hı, devam edince zannedersem hani şarkı söylemeyi daha çok sevdim. Öyle diyeyim. Enstrüman çalmak. Aynen. Yani bir Eurovizyon denememiz oldu 88, evet, yılında. Yani 30 sene oldu profesyonel müzik geçmişim. Bayağı çok oldu. Az önce de röportaj sonrası konuşuyorduk Sinem Didem Balık'la. 20. yılları onlarından, evet, doluyormuş. Az önce bahsetmedik. Keşke dedim bahsetseydik. Aynen. Benim de 20. yılım doldu. Öyle bu mi? Temmuz ayında doluyor kariyerimde. Onları da tebrik ediyorum. Buradan sizi de tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki, müzikle ilk tanışmanız nasıl oldu? Yani böyle 6 yaşında şarkı yarışmasıyla başladınız. Hiç hatırlıyor musunuz? Benim dönemimde, hı, Ah Dede Vah Dede diye bir şarkı vardı. Hı hı. Delirmiş gibi o şarkıyı söylüyordum ben. Ben dedeme çekmişim bilmem ki neden. Bir elmanın yarısı o, yarısı da ben. Ağzım, burnum, gözlerim tıpatıp aynı. Hık demiş de burnundan düşmüşüm sanki. Ah dede, vah dede, sen neymişsin sen? Hatırlamaz mı? Dillere böyle bir şarkıydı. Hatırladım ben de. Bununla başladı aslında. Bir çocuğun ilgisini çeken. Aynen. Değil mi? Aynen. İlginç. Çok keyifliydi. İlk böyle başladı. Tabii okul dönemi. Sesiniz güzel diye hep size şarkı söyletiyorlar mütemadiyen. Koroya seçerler. Ben de koroya. Koroya seçiyorlar, şarkı söyletiyorlar. Bunun ailede başı var mıydı müzisyen? Annem Türk Sanat Müziği sanatçısıydı, TRT'deydi bir dönem. Ailede de var tabii. TRT'de okul gibidir. Genlerde var tabii. Peki, konservatuvar mezunusunuz. Çok önemli değil mi? Bir müzisyen için güzel bir background. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Sadece konservatuvar yetmiyor, hı hı, bir müzisyen için. Ne gerekli? Hem alaylı hem okullu olmak gerekiyor. Hı hı. Yani başarı biraz da bununla bağlantılı. Yapmak istediğiniz kariyerde size o yol gösterici oluyor. Hı hı. Yani her iki tarafı da bilmeniz gerekiyor aslında. Hı hı. Bizim mesela yaptığımız müzik yarışmasında, yani jüri üyesi olduğumuz müzik yarışmasında da keza mesela gelen yarışmacılarda benim en çok aradığım özellik, önce star ışığı istiyorum ben. Sesi de bir tarafa bırakıyorum. Yani çünkü detone olabilirsiniz, yanlış yorumlayabilirsiniz vesaire. Bütün bunlar giderilebilecek şeyler, çalışarak düzeltilebilecek şeyler. Ama o star ışığı farklı bir şey. Star ışığını bir anlatır mısınız? İşte karşımda oturuyor. Teşekkür ederim. Ama enerjiyle cidden alakalı değil, aynen mi? Aynen öyle. Bir auranızın, hı-hı, olması, içeri girdiğiniz zaman insanların
tüm gözlerin size dönmesi sizin star ışığınız var anlamına geliyor. Onu yakaladığınız an zaten diğer unsurlar çok kolaylıkla çözülebiliyor. Herkes çok doğru şarkı söyleyecek diye bir kaide, bir kural da yok. Yani hani bunları biz ayırıyoruz. Detone olmadığı sürece yani, değil mi? Bunları ayırıyoruz. Neden? Çünkü albüm şarkıcısı çok farklı, konser şarkıcısı çok farklı bir konumda. Onun haricinde bir bar şarkıcısı çok ayrı bir konumda. Hepsi birbirinden çok farklı yerlerde. Ya da show business işimiz bizim. Yani o show sanatçısını da ayrı bir yere koymak lazım. Hiçbirini bir diğerinden ayırmamamız gerekiyor. Sadece seçmemiz gerekiyor. Bu bar şarkıcısıdır, bu konser şarkıcısıdır ya da bu albüm şarkıcısıdır. Hepsini bir arada yapabilmek? O mükemmel zaten. Ben. Ne güzel, değil mi? Ben. Yani şöyle söyleyeyim. O da sanatçının kariyerini sürdürülebilir kılan bir etken oluyor, öyle çünkü değil mi? Çünkü mesela bir otel resepsiyonunda bir piyano eşliğinde şarkı da söyleyebilmelisin. Bir konserde farklı kesime de şarkı söyleyebilmelisin. Ya da albümde de farklı seslendirmeler yapabilmelisin. Peki 90'lara gittiğimizde müzik piyasası epey hareketli günler yaşıyordu 90'larda. Bugün farklı bir noktada, arada teknolojinin gelişmesi ve işin içine girmesiyle aslında müzik de bir nevi değişti. Ben böyle yorumluyorum. Bugün müzik endüstrisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünün müzik endüstrisinin artılarını, eksilerini nasıl görüyorsunuz? Fast food tarzı bir müzik türümüz var bizim şu anda. Yani sanat o kadar ekonomiyle doğru orantıda ilerler ki, hani ekonominiz ne kadar güçlüyse ve büyüyorsa sizin yaşadığınız toplumdaki sanat da o derece gelişiyor. O yüzden biz o gelişme sürecine yavaş yavaş gelmek üzereyiz. İnşallah geliriz. Peki uluslararası arenadan beğendiğiniz isimler, takip ettiğiniz... Herkesi takip ediyorum. Opera da seviyorum. Cazı da seviyorum. Hiçbirini bir diğerinden ayırt etmiyorum ama arabesk de dinliyorum. Türkü de dinliyorum. Çok evrensel bir şey yapıyoruz biz. Her birimiz. O yüzden hepsi benim için başımın tacı. Biraz da ruh halimize göre, öyle aynen, değil mi? Aynen, bir de o, bir de o var. Yani hani moralimiz bozukken işte X biri çok mutluysak X biri bizi daha mutlu ediyor. Değil mi? Aynen öyle. Ama gerçekten müzik ruhun gıdasıdır. Aynen öyle. Ben sayın seyirciler müziksiz bir gün düşünemiyorum. Hayatta. Her gün mutlaka birkaç şarkı, parça dinlerim. Klasik müzik dinlerim, pop dinlerim, Türkçeden de dinlerim, Türkçe pop, yabancı pop, her şeyi dinliyorum. Beni çok mutlu ediyor. Aynen, aynen. O zaman şöyle noktalayalım isterseniz, müzikli günlerle diyelim. Aynen öyle diyelim. Müzikli günler, hep hayatımızda müzik olsun, güzellikler olsun, pozitivite olsun. Tabii. Ve tabii her şeyin başı sağlık diyoruz. Aynen. Ozan Demirak, çok teşekkür ben ediyorum çok teşekkür programımıza ediyorum. Katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki aylarda çıkacak olan single'ınızı merakla bekliyoruz. Hemen getireceğim elinize, hemen. Dün bugün yarını burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka konukla ve konuyla yeniden karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Очи чёрные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Над увидель вас, я в недобрый час. Bir günah gibi gizledim seni, kimse görmedi seninle
giderken içim güldü gözlerim bir günah gibi gizledim. Bir günah gibi gizledim seni. Kimse görmedi seninle beni. Ağlarken güzel oldu.